ikinci planlarda kaldı. Amacından da tamamen şaştı gibi görünüyor karşısına yani baktığınızda. Yani benim gözlemlediğim, herkes ilaç yazdırmak için aile hekimine gidiyor. Vatandaşlar ilaçlar konusunda doktordan çok ilginç bir şekilde daha fazla bilgili. Etken maddeleri konusunda bilgili, antibiyotikler konusunda bilgili, vitaminler konusunda bilgili. Bir şey gibi aile hekimi. Reçete yazan bir kişi gibi. O istiyor, o yazıyor. Ve hasta bir faranjit için bile bir profesöre gidebiliyor. Ya da bir üniversite hastanesini meşgul edebiliyor. Aslında evet, belki de o profesörün ya da o doçentin ya da o hekimin çok daha önemli bir hastalığı tedavi edebilmesine olanak sağlamamış oluyor. Ya da bir yığılma oluyor. Sizin gerçekten önemli bir hastalığınız var ama işte faranjit için, boğaz ağrısı için sıraya giren KBB'deki doluluk dolayısıyla sizin önemli hastalığınız o hekime ulaşamıyor. Aslında çok büyük bir karmaşa da var sistemde. Hı hı. Aynen öyle. Yani şimdi tabii bu işin böyle örnek gösterilen ülkelerde nasıl uygulandığına bakacak olursak aslında orada da bazı problemler var. Hı. Yani mesela İsveç'te yaşayan bir Türk, İsveç vatandaşı Türk tanıdığımın verdiği bir örnek geliyor aklıma. Ben diyor ortopediye gidebilmek için, diz ağrımı göstermek için aile hekimine randevu almam gerekti diyor. Aile hekimi diyor pazartesi aradığımda perşembeye randevu verdi diyor. Hı. Perşembe sadece sevki almak için aile hekimine gittim diyor. Hani sevkini tabii almanın altını açmak lazım. O diz ağrısı gerçekten ortopediye gitmeli miye karar veriyor aile hekimi orada? Evet, karar veriyor. Sonra bir de ortopediye gitme süreci başlıyor. Ya baktığınız zaman aslında orada da çok da kolay pratik değil bazı şeyler ama bizde sanki nüfus yoğunluğu çok fazla. Sanki çok rahat ulaşmak zorunda. Yani bizim vatandaşa sen istediğin yere gidemezsin demek de zor. İşte ama onu, sistemi alıştırmak onu zaten, da zor. Tabii onun altyapısını oluşturduğunuz için şimdi aile hekimi ne zaman başladı? 2004-2005 yıllarına başladı. İşte Düzce ile başlayıp sonra İzmir'de 2007'ye kadar bir geçiş dönemi oldu. 2007-2008'de hemen hemen bütün Türkiye geçmiş oldu aile hekimine. Aile hekimliğinin kurgulanmasıyla uygulanması arasında ciddi fark var. Vatandaşa al sana hekim, istediğin gibi kullan mesajıyla başladı olay. Kolay ulaşılabilir. Her derdine deva. Ama öyle her derde deva olmuyor ki. Bize arka planda bir mevzuat bloğu verildi. Dedik ki sen şunları 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 yapacaksın. Zaten yıllardır var olan mevzuat bloğu onlar. Hani ekstra bir onlara artı gelmedi. Ama bize ne geldi? Dedi ki 4000 tane nüfusa sen hizmet vereceksin. Hala daha o 4000 kişiye ben hizmet vermeye çalışıyorum. Hatta daha dramatiği, ben şimdi mesela bu hafta yıllık izindeyim. Ben yıllık izine çıkabilmem için yerime bir vekil hekim bırakmam gerekiyor. Arkadaş ne oluyor? 4000 kendi hastası var. 4000 de benim hastama hizmet vermeye çalışıyor. Etti 8000 hasta. Eyvah. Biri izne çıkacak diye birinin üzerine öyle bir yük yıkılıyor ki. Evet. Yine yurt dışına örnek verelim. Burada bağlı bulunan nüfus sayısını azaltmak gerekiyor. Yani temelde bu işin makul sayısı 2000'li civarlarda. Hani 2000 civarında bir nüfusa bir hekim ancak hizmet verebilir, sağlıklı hizmet verebilir. O zaman polikliniğine de yetişebilir, koruyucu hekimliğine de yetişebilir, kronik hastalıklarına da yetişebilir, bağışıklamasına yetişebilir. Gelemeyen hastaya evinde hizmet verebilir. Bizim buradaki en büyük problemimiz nüfus yoğunluğunun fazla olması. Buna da gerekçe ne gösteriliyor yıllardır? Hekim sayısının azlığı. Tamam, çok güzel. Peki hekimler nerede? Yani her yıl bizden 9-10 bin, belki şimdi 15 binlere yaklaştı. Hekim mezun oluyor. Nerede bu hekimler? Bir kısmı emekli oluyor, bir kısmı vefat ediyor, bir kısmı bir yere gidiyor demek ki. Nereye gidiyor? Malum son 3 yıldır, 4 yıldır pandemiyle başlayan süreçte bir yurt dışına kaçıştan bahsediliyor, özele kaçıştan bahsediliyor. Özele kaçıştan bahsediliyor. Özele kaçmasının altyapısında ne var bunun? O zaman bazı şartlar tam mutlu edici şartlar değil. Geliyoruz orada da işte işin ücret vesaire, sosyal haklar kısmına. Orada sunulan imkanlar o kadar sığ ki, o kadar yetersiz ki biz artık seçeneksizlikten dolayı kalıyormuş pozisyonuna düşüyoruz. Halbuki yapmamız gereken işi yapmaya odaklanmak gibi bir sorunumuz var kocaman önümüzde. Bir de bir taraftan ters köşeye düşmüş oluyoruz. Yani hani sen özele kaçtın, yurt dışına kaçtın. Niye? İşte çünkü şeyi buradaki şartları daha sevmiyorsun veya işte ülkeni sevmiyorsun vesaire falan. İş artık böyle bir farklı boyuta taşıma durumu geldi. Parayla işte yer gibi görün
gösterilmeye diyeyim daha doğrusu. Halbuki çok basit burada. Sen bizim çalışma şartlarımızı düzeltirsin. 2000-2500 nüfusa indirirsin. Mevzuat belli zaten. Şu işleri ben senden istiyorum arkadaş dersin. Benimle ilgili olmayan bütün işleri üzerimden alırsın. Ondan sonra da dersin ki bunları dört dörtlük yap. Bunun karşılığında da al sana yaşayabileceğin kadar senin sosyal hayatına uygun bir ücret. Şimdi konu buradan...